Merhabalar. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. İstanbul Hepimizin girişimi olarak her hafta bu programı bizler hazırlıyoruz. Bu haftaki konumuz kültür politikaları ve yerel yönetim ilişkisi. Ve konuklarımız İKSV Genel Müdürü Görgün Tener ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun davet ettiğiniz için. Bizim için heyecan verici ve çok keyifli sizleri burada görmek. Sağ olun. Bugünkü konuşmamızın aslında çıkış noktası sizin geçen sene Şubat ayında yayınlanmış olan yerel yönetimler için kültürel planlama çalışmanız. Ve İKSV'nin zaten büyük ihtimalle yerel yönetimlerle de köklü bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz ve kültür planlaması ekseninde de. Buradan ve çalışmanızdan hareketle aslında bunu tartışmak isteriz. Öncelikle bu belki Özlem Hanım çalışmada sizin çok önemli bir payınız var. Belki bu çalışmanın fikrinin nasıl ortaya çıktığından başlayarak konuya girebiliriz. Ne dersiniz? Memnuniyetle. Bu Şubat 2016'da yayınladığımız bir rapor, yerel yönetimler için kültürel planlama başlığını taşıyor. İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki de 5. raporu. Şöyle bir ihtiyaçtan yola çıktı. Kültür odaklı bir planlama anlayışının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı-hı. Kültürü odağa alan bir planlama anlayışı. Hı-hı. Bu yolda da yerel yönetimlere bir rehber hazırlamak istedik. Bu ihtiyacın olduğunu yaptığımız görüşmelerden ve yerel yönetimlerin artan rolünden aslında hissettik. Bunun üzerine böyle bir eylem planı olabilecek bir kaynak hazırlamaya gayret ettik. Yerel yönetimlerin zaten yapmakla yükümlü oldukları stratejik planlama sürecinde o sürece eşlik edebilecek ama kültürü odağa alan bir rehber kitap gibi düşünebiliriz. Çok güzel. Peki kültürü neden bir planlama dahilinde konuşmalıyız? Kültür neden planlanmalı sizce Görgün Bey? Şimdi tam da ben ona bakıyordum. Kültürel planlama, yerel yönetimin stratejik planlamasının bir parçası mı diye de bir başlık var raporun içerisinde. Şimdi bunu şöyle ele almak isterim. Birincisi tabii bu sorular bizim için uzay boşluğundan gelmiş gibi oluyor. Kültür niçin planlamanın bir parçası olsun? Biz de bunu kendi kendimize soruyorduk. Ya, kültür planlama, planlama deyince akla ne gelir? Ekonomik açıdan planlama. Evet. İşte şehir planlaması. Şehir planlaması deyince de akla bu binalar, caddeler nereden geçecek, binalar nereye yapılacak falan gibi şeyler olur. Ve bütün bunlar yapılırken de kültür dünyasının hiçbir insanı bu planlamanın herhangi bir yerinde düşünülmez. Şimdi buna oradan şöyle bir zıplayarak kendi küçük dünyamıza baktığımızda bizim yaşantımızın içindeki kültürün, sanatın, çünkü sanat değil bir de sanat planlaması akla geliyor. Halbuki hani bir kültür merkezi nerede olacak değil kültürün planlanması. Orada ne oyunlar oynanacak ya da orada neler sahnelenecek de değil kültürün planlaması. Kültürün planlaması tamamen başka bir şey. Bu kendi hayatımızda ne kadarsa ve biz bunu nasıl hissediyorsak, aslında bir yerel ölçeğe bunu aldığınızda kent yönetimi içinde de 3 aşağı 5 yukarı şu anda aynı hissediliyor. Ha, bunu farklı hisseden ülkelerdeki durumla bunu biraz daha farklı hisseden ülkelerin durumlarını yani işte refah, kalkınma vesaire tablolarını karşılaştırdığınızda zaten ortaya çıkıyor. Size bir tane Montreal'den bir örnek vereyim. Ya bu kitapta olmayan bir örnek. Montreal'de şehir planlaması yapılırken Montreal kültür ürünlerini yani kendi kültürel faaliyetlerini ve kentin kültürel çeşitliliğini ve altyapısını önce bir masaya yatırıyor. Bakıyor bu çeşitlilik nasıl bir çeşitlilik ve uzun dönemde bu çeşitlilikle ilgili kent yönetimi ne yapabilir? Ne yapabilirle ilgili de bütün paydaşları, iç ve dış paydaşları çağırıyor. Kim onlar? Kent yönetiminde konuyla ilgili çalışanlar ve kent yönetiminin haricinde o konuyla ilgili yerel, sivil, diğer aktörler. Ve eğer devredeyse hani hep ademi merkeziyetçilik diyoruz ya, eğer devredeyse o zaman kamunun daha büyük resmin tepesindeki ya da o konuyla ilgilenen kişiler de masaya oturuyor. Ve uzun dönem planlama böyle yapılıyor. Atıyorum bir festival varsa kentte ya da bir faaliyet varsa o faaliyetin 10 sene sonra nasıl şekilleneceğine dair gidişat da işte o masada kültürel planlamanın bir parçası olarak belirleniyor. Bu büyük resmi göremediğimiz zaman bu faaliyetlerin planlanmasında masada kültür insanları oturmadığı zaman kültür hep planlamanın sonradan unutulmuş, hay Allah bak şimdi şurada da bir şey vardı ama nereye gitti tarzında bir yaklaşım oluyor. O da
her zaman sonradan sokuşturulmuş, sonra iğreti duran bir yapı evet. oluşmasına neden oluyor. Kitapta diğer kentlerle ilgili birçok örnek var evet. ama en çarpıcılarından bir tanesi Montreal olduğu için söyledim. Burada temel mesele zaten festival mekanı ya da şovunu hazırlamak değil. Oradaki katılımcıların da kültürel çeşitliliğine göre kenti yeniden tasarlamayı bile düşünebilmek. Evet. Bu bizler için çok yabancı, aykırı düşünceler ama artık evet. 21. yüzyılda olması gereken şeyler. Evet, oldukça katılımcı. Peki çalışmanın içeriğinden biraz detay vermek gerekirse, belki çalışmanın yapısından ve de bulgularından biraz bahsedebiliriz. Tabii, memnuniyetle. Şöyle bir yola çıktık. İstanbul'da kültürel mirasın ya da kültürel etkinliklerin yoğun olduğu ilçeleri inceledik özellikle. Onların stratejik planlarında kültüre nasıl yer verdiklerine baktık. Yani hangi ilçelerden bahsediyoruz? Beyoğlu, Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bir de onlara baktık. Bir yandan bunu yaparken bir yandan da bir uluslararası anket yürüttük. Dünyadaki Görgün Bey'in anlattığı gibi iyi örnekleri görmek ve dünyadaki bizce iyi örneklerin kendi ihtiyaçlarından nasıl yola çıktıklarını, nasıl sorunlara, nasıl çözümler bulduklarını anlamak aracılığıyla da 3 farklı kıtayı seçtik. Tamamen farklı ölçekler olması için. İşte Amsterdam, New York, Seul, Tokyo, Toronto ve Viyana belediyelerini oradan da odağa aldık. Tabii ki bir literatür araştırması yaptık. Çünkü bugüne kadar kültür politikaları alanında dünyada yayınlanmış birçok araştırma var. Yerel yönetimler gittikçe önem kazanıyor. Çünkü artık ülkeler merkezden yönetilemiyor. Yerel yönetimlerin vatandaşa yakın mesafede olması gittikçe önemli bir sorunların çözümünde onları önemli bir pozisyona getiriyor. Dolayısıyla hani bugüne kadar yayınlanmış uluslararası rehberler, yayınlar, bütün bunlara baktık. Ve ortaya böyle bir eylem planı çıktı. Kapsamı dediğim gibi bu İstanbul'daki ilçe belediyelerinin stratejik planlarındaki kültüre dair temel tespitler var içinde. Evet. Yani nasıl yer almış? Genel görüntü, genellikle stratejik planlarda kültüre ayrılan yerin kısıtlı olduğu, evet. bazılarında hiç yok ama biz yer verenleri ele aldık zaten. Evet. Ve politikaların sayısal verilere odaklandığı. Yani buna tabii bu kolay yolu sayısal veriler üzerinden anlatmak. İşte ne kadar kültür merkezi açıldığı, ne kadar izleyici geldiği falan bunları takip etmek gerekiyor. Ama eğer kültürün toplumsal dönüşüm boyutundan bahsediyorsak, vatandaşların sorunlarını çözme yolunda atacağı adımlardan bahsediyorsak biraz daha derine inmeye ihtiyaç var. Bunu anlatmaya çalışıyor rapor. Özellikle dezavantajlı kesimler nasıl bu planlama süreçlerine dahil edilebilir? Kültür bütüncül olarak ve stratejik olarak nasıl ele alınabilir? Bunun yolunu arıyor. Baktığımız stratejik planlarda dediğim gibi genellikle sayısal odaklı. Belediye başkanları çok önemli bir role sahip ama bu planlama işini yürütecek uzman bir ekip genellikle yok. Bu işe kaynak ayrılmamış durumda gibi böyle temel bir takım sorunlar var gördüğümüz durumda. Dolayısıyla da bu eylem planı, bunu aşma yolunda bir irade göstermek isteyen belediyelere bayağı zaman planıyla, işte bütçesiyle, adımlarıyla filan örnek olmayı ve bir yol açmayı hedefliyor. Anladım. Çalışmanın içerisindeki bir cümle benim oldukça dikkatimi çekti. Kültür planlamalarında planlama merkezden ne kadar yerele kayarsa o kadar daha doğru planlama yapılabildiği yönünde. Buradaki sizce kültürel planlamada yerel ve merkez arasındaki ilişki dengesi nedir? Nasıl ilerlemeli? İstersen bununla ilgili şöyle bir şey anlatayım. Bir an hem rapordaki hem de bu konuyla ilgili şöyle böyle yapılmalıdır bir kenara iteyim. Ve bu konuda aslında elimizde çok iyi bir örnek olan 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ni şöyle ele çok alayım. Çok güzel olur. Mesela Türkiye'de bence kaçırılmış fırsatlardan bir tanesi, hani tartışmanın bir kısmı kültür başkenti nedir? Bu bir tanıtma faaliyeti, bu bir PR faaliyettir, bu ne rezalettir kısmını bir kenara atalım. Bence önemli bir şey bir yerin kültür başkenti, iyi bir fırsat, kültürel altyapının oluşması, işte yani bu konuda herkesin bir fikre sahip olması ve katılımcılığın arttırılabilmesi için iyi bir fırsattı. Ama İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'nden geriye ne kaldı sorusuna şöyle bir bakalım. Bence temel kaçırılmış fırsat Avrupa Kültür Başkenti hikayesinde yerel bir idare tarafından yönetilemeyişidir. Yani
bütün dünyada bütün örneklerine baktığın zaman kültür başkentleri örneklerine onların %95'i, bir tane daha örnek var galiba bizim haricimizde, merkezden değil, yerelden oranın belediye başkanı kimse ve yerel aktörler kimse onlar tarafından ele alınmış ve belirli bir noktaya taşınmıştır. Ülkemizde ise maalesef bu yine merkezden ele alınarak yönetilen bir vaka olarak cereyan etti. Ve sonuçta da bu o kadar top o kadar büyüdü ki yönetilemez bir hale geldi. İşte o bahsettiğimiz merkezle yerel çelişkisi de tarafların birbirlerine ya küsmeleri ya anlaşamamaları ya da başka türlü çeşitli kaynak paylaşım nedenlerinden ötürü bir türlü bir istenilen bir neticenin alınamayışıyla sonuçlandı. Şimdi burada temel mesele ne? Temel mesele şu, artık kültürle ilgili sorunların bütün dünyada iyi örnekte, kötü örnekte yapılanlara bak, ne yaparsan yap, yerelden başlatılarak çözümlerin de yerel unsurlar tarafından bulunmasının temel alındığı bir dönemdeyiz. Yani bir defa bu kesin. Yerelde herkes kendisiyle ilgili kültürel çeşitliliğini, kültürel ifadeyi, kültürle ilgili bir altyapıyla ilgili sorununu vesairesini yerelde paylaşmadığı takdirde ve bunun merkezden çözümünü beklediği takdirde bunun sonu uzun yıllar beklemek şeklinde tecelli ediyor. Niye? Çünkü kültürün, İster kabul edelim, ister kabul etmeyelim, yarattığı bir de ekonomi var. Bu kültürün yarattığı ekonomi nereye yarıyor? Oraya, o yerel kente yarıyor. Ya o içinde bulunduğumuz atmosfere yarıyor, o iklime yarıyor. Bu yarayış da kendisini orada ifade ettiği zaman dönen gelen faydanın da neyse bu entelektüel fayda, kültürel fayda, ekonomik fayda, nasıl faydayı tanımlarsan tanımla, onun da o çerçeve içerisinde kalması lazım. Başka parametreler devreye girdiğinde maalesef bir sonuçsuzluk ortaya çıkıyor. Bilmem buna ekleyeceğin bir şeyler vardır muhakkak. Elbette işte bu stratejik ve bütüncül olarak ele alınmalı dediğimiz şey tam olarak o. Dünyada birçok iyi tabii, ve katılımcılık elbette. Özellikle de dezavantajları vurgulamakta fayda var. Çünkü işte yaşlı nüfusu ortada, engelli nüfusu ortada, kentte hiç görülmeyen bir kalabalıklar var aslında. Onları kültür sanat hayatında da çok göremiyoruz. Onları dahil etmek için de kültür kurumlarına elbette iş düşüyor ama kamu kurumlarının da mutlaka altyapıyı kurması ve gerekli imkanları hazırlaması gerekiyor. Yoksa hep aynı insanlar, aynı etkinlikler etrafında dönüyor olacaklar. Bir de tabii merkezin devrede oluşu her zaman bürokrasiyi arttıran bir unsurdur. Kültür ve sanat bürokrasiyi en zor sindirmesi gereken, nasıl söyleyeyim, işlerin olduğu bir şeydir, bir yapılanmadır diyeyim. Burada bürokrasinin giderek uzaması, ya mesela bizim ülkemizde olduğu gibi Fransa'da da bunun çok çeşitli örnekleri var. Yani sanılmasın ki yani Türkiye'de bu, başka bir ülkede yok. Fransa'da da bunun çok örneklerini özellikle 2009-10 Fransa'da Türkiye mevsimi ikimizin de önemli tecrübesidir. Orada da çok yaşadık. Bu parçalanmalar orada da çok önemli sıkıntılara neden oldu. Evet, bu bağlamda özellikle Avrupa'da yerel yönetimler kültür politikalarında çok aktif aktörler. Yani artık hani kültür bakanlıklarından ziyade tamamen yerel yönetimler eliyle şekilleniyor. Fon kaynakları var bolca. Özellikle kentin aktörlerine bu işi bırakmayı tercih eden birçok belediye var. Bizim bu yaptığımız, yürüttüğümüz anket çalışmasında Viyana özellikle bu konuda çok enteresan bir örnek. Diğer birçok şehir işte bu planlamaya önem verirken kentin aktörlerini dahil edip işte bütüncül planlar yaptığını söylerken Viyana diyor ki biz bir planlama yapmıyoruz belediye olarak. Bu işi kentin aktörlerine bırakıyoruz ve Viyana malumunuz işte bir kültür sanat kenti zaten. Çok köklü kurumları var. O kurumlara verdikleri destekle bu işi yürütmeyi tercih ediyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani her kentin ölçeğinde kendi ihtiyaçlarından ve altyapısından doğan farklı uygulamalar mümkün. Tek bir planlama yaklaşımı söz konusu olamaz. Çeşitliliği dikkate alması ve herkesi dahil edecek şekilde kendi ihtiyaçlarına ve kendi kültür yapılanmasına göre hareket etmesi en temel şey. Tabii. Biz bu örnekleri bu örnek iyidir diye vermedik aslında. Birçok farklı modelin mümkün olduğunu göstermek için 3 farklı kıtadan bu kadar farklı ölçeklerde şehri ele aldık. Yani New York gibi bir şehir tamamen katılımcılığı odağına almış durumda. Biz bu raporu hazırlarken New York ilk kültür planını yapıyordu bu arada. Yani hiç beklemezsiniz. Çok, hani nedense daha uzun zamandır bir planları varmış gibi düşünüyorduk. Tren kaçmadı bizim için belki. Onlar da ilk kültür planını yapıyorlardı. İstanbul'da neden ikinci, yani ilk planını yapıyor olmasın hani bu. Çok doğru. Bir de New York gibi hani çok daha fazla katılım beklediğiniz bir yerin katılımla ilgili sıkıntı yaşayıp onu merkeze almasında aslında oldukça
önemli. Evet, yani bu işte Güney Kore'de de benzer bir şey var. Planlama dönemlerinde özellikle işte billboardlara çıkıyor belediye. İşte Sydney'de keza aynı şekilde. İşte kartpostallar hazırlamışlar. Kültürü planlıyoruz ve bize işte kültürü planlıyoruz derken yani buyurun katılın, gelin işte bize isteklerinizi yazın. Hani onu dikkate alan bir yapılanma kurmuşlar. Modeller farklı da olsa bu katılımcılık konusuna verilen önem konusunda aslında 3 aşağı 5 yukarı temel prensipler var. Biz de bunu anlatmaya çalıştık. Yani şehrin yapılanmasına göre, kurumlarının durumuna ve ihtiyaçlarına göre farklı modeller çıkarılabilir ama mutlaka bütüncül, stratejik ve katılımcı olması gerekiyor bu planların. Evet, evet. Tabii Viyana'da şöyle de bir şey var. Viyana'nın oluşmuş kurumları o kadar sert, sabit ve çok uzun yıllara dayanıyor ki yeni bir kurumsal yapı oluşturmaya, tabii Viyana'nın bir de yaşlı bir nüfusu var neresinden bakarsanız bakın. Onlara da istinaden ben bu büyük kurumlarımı besleyeyim. Bu büyük kurumların dünyada zaten uluslararasılaşmak açısından çok büyük katkıları var. Ve bunlar üzerinden ben kültür planlamamı yapayım gibi bir tercihe gitmişler. Kendileri açısından dediğin gibi doğru olabilir. Ama birçok başka ülkede de farklı planlama şekilleri. Ben burada aslında şehrin kendi kapasitesine güvenmesi olarak da bakıyorum. Yani mesela tam bence tartıştığımız bu Fransa örneğinde işte orada Türkiye'nin Fransa'daki etkinliğinde merkezin genel olarak bir şey oluyor ya, aman iyi gözükelim gibi bir kaygısı olduğundan dolayı i̇şte yere de çok şey vermiyor. Şöyle ya. Bir şey, şimdi kültürel hayatta şöyle bir şey var. Zaten kültürü ve turizmi, kültürü ve tanıtımı birbirinin bir, daha doğrusu kültürü onlara yedirmeye başladığın zaman doğru. Herhangi bir sonuç alamazsın. Kültür tanıtımın bir parçası değildir. Senin kültürel faaliyetlerin nedeniyle, ve onlara katılmak için dünyanın çeşitli yerlerinden ya da Türkiye'nin içinden insanlar seyahat edip görmeye ya da katılmaya gelirlerse turizm kendiliğinden gerçekleşir. Ama asıl olan senin kültürel faaliyete ne gözle baktığındır. Onu da hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası çapta dünya kültürüne ben bunu yaparak bir katkıda bulunuyor muyum sorusunu sorarsın. Cevabı evetse yaparsın. Ha, onu izlemek için insanlar gelir. Geldikleri zaman turizm olur, oteller dolar. Yanlışlardan bir tanesi yeniden Avrupa Kültür Başkenti'ne dönmeyeyim diyorum ama döndüğüm oraya örnek veriyoruz. Mesela yani turizm için bir şey yapıldığında o kültür faaliyeti olmaktan zaten bir yerden sonra çıkar. Yani pazarlama aracı değil bu yapılan şeyler. Bu yapılan şeyler insan için, kentli için, önce kentli için var. Önce ne yapıyorsan burada yaşayan insan için yapacaksın. Ha, millet dışarıdan gelen insanlar onu beğenecek, koşa koşa gelecek. Bugün hani atıyorum Londra'ya gidiyoruz. Niçin gidiyoruz? Niye gidiyoruz? British Museum. Evet. Belki ziyarette bulunuyoruz. Bir tane sergi varsa ona gidiyoruz. Yani oradaki küratörler ya da sergiciler, belki o niyetle yapıyorlardır, şunu kenara koyuyorum ama zannetmiyorum. Mesela sergi planlarını yaparken önce Londra'daki insanlarla şöyle bir sergiyi paylaşalım diyorlar. Biz onu çok beğeniyoruz ve koşarak gidiyoruz. Şimdi 13 Mayıs'ta Victoria and Albert'ta bir Pink Floyd sergisi var. Başlıyor. Mesela şimdi ben onun için kalkıp gideceğim. Ama bu benim için özellikle yapılmıyor. Pink Floyd'un atıyorum kuruluşunun bilmem kaçıncı yılı. İşte London based bir grup. Onlar için yapılıyor. Ben de o nedenle ilgim olduğu için kalkıp oraya gidiyorum gibi. Bu şey için de geçerli. Ya turizm için bu örneği verdik. Bir de aynı zamanda şey için de geçerli. Söyle adını. Onun dışındaki alanlar için de geçerli. Ya bu faaliyetlerin kentli için yapılması, bir müze ise öncelikle kentli için, mesela kent müzesi niçin kurulur? Önce kentli için kurulur. Önce kentliye kentlilik bilincini vermek için. Bu kentli gelsin de bu kentinin geçmişini bir görsün diye kurulur. Evet. Sonra sen ziyaretçi olarak ya bir de kent müzesi varmış. Ne olmuş şu İstanbul'da? 5000 yıl diyorlar, 8500 yıl diyorlar. Nedir bu? Bir gidelim bakalım diye ziyaret ederler. İşte o zaman etrafındaki faaliyetler gerçekleşir. Bununla ilgili son bir şey söylüyorum, kusura bakma. Bu bir PR faaliyeti olmasından ustalıkla sakınmak lazım bu işi. Yani dünya açısından söylüyorum. Yani kültürel diplomasi denilen şeyin temelinde de bu yapıyor. Sen ülkeyle ilgili, bununla ilgili ne varsa ortaya döktüğünde zaten şeffaf da olduğunda zaten gerisini kendiliğinden geliyor. Pardon. Bir küçücük şey ekleyecektim söylediğiniz, özellikle turizm bağlamında işte bu raporda da söylediğimiz temel şeylerden biri. Belediyelerin temel yanlışı diyelim aslında bizim incelediğimiz vakalarda en azından. Miras değeri taşıyan öğelerle güncel arasında bir tercih yapmak zorundalar gibi hissediliyor.
Halbuki böyle değil. Yani evet. ikisinden birine odaklanmak zorunda değiliz. İkisini bir araya getiren, ikisini harmanlayan yorumlar yapmak da mümkün. Evet. Bu son dönemlerde böyle üzerinde tartışılan da bir konu. Onun için tek bir seçim yapmak zorunda değiliz. Bunların hepsine farklı şekillerde yer vermek. İşte çok kültürlülüğe, etnik çeşitliliğe, dini inanç özgürlüğüne filan da stratejik planlarda mümkün mertebe kültürel planlama bağlamında yer vermek mümkün. Ancak bu şekilde o bütüncül yaklaşımı evet. sağlayabiliriz. Çok doğru bir nokta. Bu nokta ile ilgili ben de hemen küçücük bir ilavede bulunmak istiyorum. Bu da şu, biri öbürünün olmaması anlamına gelmiyor. Evet. Yani biri varken öbürüyle gözümüzü kapatalım ve sınırımızı burada çizelim diye bir şey yok. Yani İstanbul'un geçmişi nasıl 8500 yıl öncesine gidiyorsa, nasıl burada kültürel katmanlar varsa, nasıl bizden önce burada yaşamış olanlar varsa ve onlarla ilgili kültür de bu toprakların kültürü ise ve kültür dediğimiz zaman ondan da bahsediyorsak, aynen bu dediğin şekilde öncesi şu, sonrası bu, bu varsa bu, öbürü yoksa bu tarzında bir dikotomi içine girmemek en doğrusu. Pardon. Yok, çok önemliydi. Peki bu çalışma yayınlandıktan sonra Türkiye'deki yerel yönetimlerin ilgisi, tepkisi nasıl oldu çalışmaya? Sonrasında görüşebildiniz mi onlarla? Evet, özellikle tabii. raporda odağa aldığımız bütün belediyelerle birebir bir ziyaretlerde bulunarak Görgüm Bey'le beraber evet, aslında böyle bir görüştük ki hani bir rapor yayınlandı ve kenarda kaldı gibi olmasın. Özellikle onların stratejik planlarını incelediğimiz için hani üzerine konuşmak üzere gittik, sohbet ettik. Bu bir diyalog ortamı sağladı bize. Evet. Bir kısmıyla zaten iletişimimiz var İKSV olarak ama başka bir bağlamda gittik. Pratik sebeplerle değil ya da etkinliklerimiz evet. kapsamında değil de hakikaten kültürel planlama konusunda onlarla böyle bir diyaloğu başlatmak üzere. Raporda yer almayan belediyelerden de davetler geldi. Birçoğuna gittik, kültürel planlamayı anlattık. İstanbul dışındaki belediyelerle görüştük. İşte Bursa'dan Mersin'e, kent konseyinin ya da başka ilçe belediyelerinin davetiyle gittik. Bunlar önemli adımlar bence. Yani ilgi gösteriyor evet, olmaları ki. Özellikle çok iyi. İstanbul'dakiler oldukça ilgilendi ama Anadolu'dakilerin de duyup evet. sahiplenmiş olmaları bence çarpıcıydı. Evet. Ama bana sorarsanız başarı hakikaten bir belediyenin bir kültür planı yapma yoluna girmesiyle olacaktır evet. aslında. Evet, evet. Yani somut olarak o ilk adımı atacak olan belediyeyi bekliyoruz. Evet. Bundan sonraki stratejik plan 2019'da sanırım. Şeyde evet. Revizyon döneminde 2016 sonuydu. Geride kaldı. 2019 için umutluyuz. Aynen öyle. Peki sizin deneyimleriniz nasıldı? Şöyle sorayım. Belki soruyu biraz gelecek projeksiyonu yaparak da. 2019 için mesela yerel yönetimlerin nasıl bir planlama çalışması yapması lazım? Özellikle kültürü de dikkate alırsak. Ondan önce bir iki katkıda bulunayım. Şimdi tabii yerel yönetimlerle ilişki konusunda biz kurum olarak bir önce şuradan bakmak isterim. Kurumsal olarak biz belirli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu sadece bizim için değil, diğer bütün kültür kurumları için de geçerli. Çünkü son raporda buna da atıf var. Yani peki evet. kültür kurumları siz yani her ağzınızı açtığında yerel yönetim şunu yapsın, kamu bunu yapsın, seyirci de gelmiyor falan da filan diyorsunuz da hani sen ne yapıyorsun diye sordukları mesele var ya. Şimdi bu, ben bunu şöyle önemsiyorum. Doğaldır yerel yönetimlerin Türkiye'de, dünyanın çeşitli kent yerlerinde de böyle ama onları bir kenara bırakalım. Türkiye'de işte birçok sıkıntıları var. Kaynak sıkıntısı olan var, evet. kaynak sıkıntısı olmayanın işte diğer ülkelerle ilgili görgü, bilgi, deneyim sıkıntısı var. İşte diğerinin öncelikler arasında hangisini yukarıya alacağı ve bütün bu hani yaratıcılık dünyasının nasıl gelişeceğine dair sıkıntıları var. Var, var, var. Bizim de bunların arasında bir yol gösterici, madem hani biliyoruz diyoruz ya, şu raporu da yazıyoruz, evet. yol gösterici rolümüz olması lazım diye düşünüyoruz. Yol gösterici rol ne demek? Bıkmadan, usanmadan gidip anlatmak. Yani seni bir yerden tamam falan diye yolluyorlarsa arka kapıdan girmeye çalışmak ve bu işin avukatlığını yapmaktan imtina etmemek. Bizim de yapmamız gereken bu. Ha, önümüzdeki stratejik planlara kültür ve benzeri şeyler, değerler nasıl girer? Ya yani bir değerler iletişimi nasıl girer? Kalkınma Bakanlığı'nın, istersen onu iki dakika sen anlat, ben ondan sonra devam edeyim. Evet. Mesela bu konuda önemli bir başarıdır bu. Yani bina okur benim oğlum, döner döner bina okur diye bir laf vardır. Söyleye söyleye gerçekleşen bir şey var evet, mesela. Evet, bu kalkınma planları bir dönem 60'lı yıllardan beri süre gelen malum işte kalkınma planlarının içinde kültür, sanat
konusunun gündeme alındığı bir toplantıya biz de dahil olduk birkaç sene evvel. Çok ve güzel. İşte kalkma planının içinde kültüre nasıl yer verileceğini işte bir takım kültür aktörleriyle beraber, hocalarla beraber tartıştık. Bu bence önemli bir adımdı yani kalkınma planıyla beraber, çünkü Kültür Bakanlığı'nın ve geri kalan bütün ilgili bakanlıkların bütçesi belirleniyor, süreçlere dahil oluyor. İşin oradan başlaması gerektiğini keşfettiğimiz noktadan itibaren biz Kalkınma Bakanlığı'yla sanırım daha yakın bir ilişkiye girdik. Bütün raporları onlara da ulaştırıyoruz. Her seferinde onlarla da iletişim halindeyiz. Yani sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu değil, Kalkınma Bakanlığı genel olarak merkezi idari anlamında sorumlu. Ama mesela İçişleri Bakanlığı da yerel yönetimler bağlamında çok önemli. Yani buna benzer kültürle uzaktan yakından ilişkili olabilecek merkezi ya da yerel bütün planlama süreçlerine dahil olmaya çalışıyoruz. Ve Kalkınma Bakanlığı'nda bu konuda zannediyorum bir şey var, bir cümlesi var artık değil mi planlamanın içerisinde? Evet. Tabii bunu mesela çok önemsiyorum. Bir de denildiği gibi tekrardan soruna dönmek gerekirse, bu yapı sadece Türkiye'de bir kesimin ya da bir bakanlığın ya da bir yönetimin sorumluluğunda olan bir şey de değil. Aşağı yukarı herhangi bir stratejik planlamanın mutlaka bir yerinde kültür ya da masada kültürle ilgili bir kişinin oturup ya ne yapıyorsunuz diyebilmesi, böyle bir hakka sahip olması, değilse de zorla masaya oturması lazım. Çünkü bu saatten sonra herhangi bir yerde durup da ya işte yani boşuna oluyor, biz söylüyoruz dinlenmiyor demenin bence zamanı geçti. Yani biraz buraya evrilmemiz lazım. Çünkü akıl hep sonradan geliyor ama gidenlerin yerine de pek kolay kolay olmuyor. Evet, peki. Sizin dışınızda başka kurumların ya da işte sivil toplum kuruluşlarının girişimlerin herhangi bir katkısını biliyor musunuz? Kültür politikaları bağlamında. Evet, kültür politikaları bağlamında. Biz aslında herkesle iletişim içinde olmaya çok gayret ediyoruz. Yani bu açık bir platform gibi. İKSV'nin kendi adına yaptığı çalışmalar elbette ki değil. Yani hem bugüne kadar yapılanları sıkı takip etmeye çalışıyoruz. Hem sizinki gibi, İstanbul hepimizin gibi yani bir sivil oluşumları mutlaka takip etmeye gayret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişki içindeyiz. Çünkü kültüre erişimin temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Bu hak temelli yaklaşımla bütün kültür politikaları önerilerimizi de zaten oluşturmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla biz yakın temas halindeyiz ve dediğim gibi katkılarını alarak önerilerimizi hazırlıyoruz. Her raporda mutlaka sonunda bir öneri bölümü var. O öneri bölümünü rapor yayınlanmadan evvel tartıyoruz. Yani işte alanın uzmanlarıyla masa başında oturup ciddi çalışarak o önerileri şekillendirebiliyoruz. Uygulanabilir öneriler olup olmadığını. Hani kültür politikaları departmanı olan bir tek İKSV var galiba. Hani böyle bir bu işe bu şekilde yaklaşan. Ama onun dışında kültür kurumlarının yaptığı her şey bu alanda politika oluşturulması için zaten bir adımdır. Son özellikle raporumuzda da bahsettik. Yani Türkiye'deki kültür sanat izleyicisinin geliştirilmesi yolunda İstanbul'daki hele kültür kurumlarının katkısı yadsınamaz. Evet, ciddi bir kültür sanat izleyicisi her şeye rağmen var. Bütün imkansızlıkları, altyapı yetersizliklerine rağmen gelişkin bir ortam var. Belki biraz ondan da bahsetmek önemli olacaktır. Çünkü aslında çok konuşma fırsatı olmadığı şey de oldu. Mesela vatandaş katılımı. Bu kültürel planlama süreçlerini sadece kurumların değil, aynı zamanda vatandaşın da belki sürece katılımı. Hem bu eksende hem son çalışmamız katılımla alakalı diyebilirim. Evet, o eksende neler söylemek istersiniz? Evet, Görgün Bey'in şu anda gösterdiği rapor. Kültür sanatta katılımcı yaklaşımlar. Evet, onun da bir slaydı var, onu da belki gösterebiliriz. Evet, bu katılımcılık konusu çok önemli dediğiniz gibi. Yani vatandaşların katılımı ama aynı zamanda İzleyicilerle sanatçılar arasındaki etkileşim, kültür kurumlarına duyulan aidiyet, bunun topluma katkıda bulunma hissiyatını besleyecek olması, topluma duyulan güveni tetikleyecek olması gibi bir yaklaşımla ortaya çıkıyor aslında bu son raporun konusu. Baktığımızda hani bir kültür sanat izleyicisinin fotoğrafını çekmeye kalkarsak eğer, Türkiye geneline baktığınızda çarpıcı veriler var. Bu araştırmada birçok veriden faydalandık. İpsos'un yaptığı bir araştırmanın, Türkiye'yi Anlama Kılavuzu'nun boş zaman değerlendirme verilerine baktık. Kültür sanat konusunda karnemiz oldukça zayıf gerçekten. Bir örnek verebilir misiniz? Çarpıcı bir bulgu. Yani birkaç şey söyleyebilirim. Mesela Ipsos'un yaptığı araştırma şu açıdan enteresan. 34 ilden yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülüyor bu araştırma kapsamında Türkiye'yi Anlama Kılavuzu'nda. 2016 verisi bu. %49'u toplumun hiçbir zaman sinemaya gitmemiş. %39 hiç kitap okumuyor. %66 konser, tiyatro ya da opera gibi herhangi bir etkinliğe katılmamış. Burada kültür sanatın bağlamını biraz geniş tuttuğumuzu da belki altını çizmekte fayda var. Yani sadece bilet alınarak gidilen etkinlikleri kastetmiyoruz. Amatör olarak uğraşılan alanlar,
bir işte zanaat, kurslar, işte evinizde izlediğiniz DVD, VCD, dergi, kitap okumak filan, bütün bunları da dahil ettiğinizde hakikaten çarpıcı. %86 toplumun hiçbir hobi kursuna gitmemiş gibi. Şimdi yani evet, İstanbul'da iyi bir izleyici var ama Türkiye geneline baktığınızda durum iç açıcı değil. Bu bunu gösteriyor. Bunu geliştirmek üzere de hepimize düşen sorumluluklar var. Biraz bunu işte iğneyi, çuvaldızı kendinize batırmak. Belki bunu bir tabii burada önemli lazım. Bir şey de var. Yani biz böyle zannedildiği kadar son derece ulvi işler yapan, böyle işte gün yedi kat tepesinde oturan insanlar falan değiliz. Hani bu kültür politikaları ya da kültür ya da işte sanatla ilgili insanlar da toplumdaki herhangi bir insandan çok da farkımız yok bizim de. Hani o nedenle biraz buna çok fazla önem atfedilmesi de bizleri biraz rahatsız ediyor. Yani böyle bir araştırmanın bilime olan ilgisi Türk toplumunun ya da diğer toplumların diye yapılmasını da çok isterdim. Herhangi bir bilimsel makale ya da işte bilimle ilgili bir yazı ya da bir bilimsel toplantı ya da televizyonda onunla ilgili bir dizi. Çünkü en çok televizyon seyrediyoruz çıkıyor değil mi? Yani müthiş bir televizyon izleyicisi olmuş çıkmışız hepimiz. Diğer ülkelerdeki karşılaştırmasını. Onu da çok merak ediyorum doğrusu. Tamam, kültür. Çünkü kültür bizde şey de görülür ya, abi boş zamanım var bir de sinemaya gideyim. Şimdi bu boş zaman sinema ilişkisini kırmaya başlarsak ya da kırmamıza ne derece gerek var, tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. O zaman belki bir noktaya gelinir. İşte bunun bilimle olan ilgisini, yaratıcılıkla olan ilgisini ve o bağları kurduğumuzda da belirli bir zaman sonra hani biz niçin dışarıdan iPhone alıyoruz, ne yapıyoruz soruların cevabı da çıkar. O zaman biz iPhone ithal eden, çekyat ihraç eden bir konumdan da belki çıkarız diye düşünüyorum. Tabii hedef buysa yani. Başka türlü hedefler de vardır muhakkak. Peki günümüzde bu mevcut tartışmalara baktığımız zaman işte 2017 Türkiye'sine kültür politikalarına nasıl bir yer düşüyor? Kamusal alanla ilgili yoğun tartışmalar dönüyor. İşte bu Gezi'den sonra özellikle çok var. Şu anda kent kimliği, kentsel dönüşümün mağdur ettiği ve oradan yükselen çeşitli özel sektörlerin kurumları var. Bunlarla ilişkiye geçmeniz gerekiyor. Onlarla yine diyeceksiniz. Biz şöyle düşünüyoruz, yani şöyle de yapıyoruz, düşünüyoruz ya. Şöyle düşündük, şöyle yaptık demek istemiyorum. Genellikle şöyle bir perspektif var. Kentin bir kültürel altyapısı var. Herhangi bir kültürel faaliyet, sanatsal faaliyet yapmak istediğiniz zaman burada çok değişik parametreler var. Önce o sanatsal faaliyet nasıl bir kültürel altyapı gerektiriyor? Bu kültürel altyapı sizin bütün bu planlamanız içinde nerede duruyor? Ve ondan sonra da o kültürel altyapı müsait mi değil mi çalışmalarına bakıyorsunuz. Biz bütün faaliyetlerimizde kente yaygın bir kültürel altyapı kullanmaya, sadece kültür mekanlarını değil, kültür mekanı olarak kabul etmeyen başka mekanları ama dönüşme potansiyeli olan mekanları da kullanmayı tercih ediyoruz. Belirli bir süredir kentin kültürel, kamusal, kamu alanından kültürel altyapısında sıkıntı var. Atatürk Kültür Merkezi şu anda yok. Şu anda işte şöyle bir İstanbul Devlet Senfoni nerede çalıyor diye şurada hemen sorsak diye herkes düşünür. Halbuki eskiden belirli bir mekanı vardı. Doğru ya da yanlış. Yani şimdi o tartışmalar da başka türlü tartışmalar. Çünkü oraya girdiniz mi de ya A ya B demek zorunda kalmanız o tartışmaların ilerlememesi için de çok büyük bir engel teşkil ediyor. Bunun artık A'sı B'si yok. Yani onları da biraz geçmemiz lazım. Hani sormadığınız zaman antiparantez onu da söyleyeyim dedim. Tartışma dinamiğiyle ilgili. Biz hem özel sektör yapılanmaları, kültürel altyapısı, hem şeyi kullanıyoruz, hem kamusal altyapıyı kullanıyoruz. Ha, buradaki karışım hangisi daha uygunsa o. Özel bir tercihimiz var mı? Tabii burada yaptığımız işin niteliği bizim tercihimizi de belirliyor. Bugün mesela bir takım faaliyetlerimiz için özellikle sahne sanatları zorlu performans merkezi haricinde kullanılabileceğimiz o altyapıya haiz hiçbir yer yok.
Bugün Türkiye'de isterseniz Berliner Ensemble'ı getirin, isterseniz 3 tane 3 bar ışık, 2 tane de spotlight lazım diyen bir tiyatro oyununu götürün. Bunun sergilenebileceği bir altyapı ister inanın ister inanmayın 16 milyonluk İstanbul'da yok. O nedenle de özel sektörün altyapı çalışmalarının içerisinde bulunmak durumundasınız. Kamu ile ilgili yapılar. Kamu ile ilgili yapıların bence ve yapılanmanın baştan ele alınması lazım. Şu anda çok çeşitli sanat disiplinlerinde artık kültürel planlamayı da bir kenara bırakarak sanatsal disiplinlerle ilgili de söyleyeyim. Bugün Türkiye'de, yani İstanbul'da özellikle Ankara ve İzmir'i bundan hariç tutayım çünkü çok bilgili değilim. Bir takım disiplinlerde opera olsun, bale olsun, tiyatro olsun, senfonik müzik olsun. Bununla ilgili çok sıkıntılı altyapılar var. Yine dönüp bakıyorsunuz nerede bu altyapı diye. İşte Zorlu'da bir altyapı var. Bazen kongre salonlarını biz konser salonu olarak kullanıyoruz. Üzücü taraflardan bir tanesi de bu. Hani istediğinizi söyleyin ama dünyanın önde gelen bir orkestrasını davet ettiğiniz zaman eğer siz nerede çalacağız sorusunu işte XYZ kongre salonu dediğinizde kongre salonu mu? Soru cevabını alıyorsunuz. Niye alıyorsunuz? Bu bir küçümseme ya da vesaire değil. İşin iyi yapılmasına odaklanıldığı için bu cevabı alıyorsunuz. Evet. Çünkü eğer siz iyi bir senfoni orkestrasını ya da filarmoni orkestrasını iyi bir akustik ortamda dinlemek istiyorsanız bunun için bir konser salonu gerekir. Evet. Ama maalesef birçok ülkede, bu sadece ülkemize has değil, bu çok amaçlı salon denilen şeyde abi gelmişken şunu da koyuverelim kolaycılığı var ya, işte o yüzden zaten belirli bir yere varamıyorsunuz. Bizim bu, hani şimdi kültürü açtık, biraz sanat kısmına geldik ama bizim yaptığımız işte mükemmeliyetçilik biraz temel. Eğer bir tiyatro salonunda bir iş yapacaksanız o tiyatro salonunda yapılır. Opera sergileyecekseniz onun da opera altyapısına haiz olması lazım. Senfoni konseri vereceksiniz, akustiğinin ona göre olması lazım. Herhangi bir salonda hem akustik konser yapıp sonra yükseltilmiş müzik, yani işte caz, rock konserlerinin yapıldığı, diğer faaliyetlerin de yapıldığı yer ise eğer, orada bir sıkıntı vardır. Ya da o altyapıyı ona göre düzenlemeniz lazım. Ona göre içeride bir sürü değişiklik yapmanız lazım. Bunlar da maalesef, ya biz artık tabii ona da razıyız kamusal açıdan, o başka bir şey ama oralarda hep bir sıkıntı var. Yani kısaca diyeceğim şu, toparlamak gerekirse Türkiye'nin kültürel altyapısı itibariyle çok büyük sıkıntıları var. Böyle bir kültürel altyapı kamusal alanda parkı yok. Bu işin zaten özel sektöre de devrediliyor gibi olması en temel yanlışlardan bir tanesi. Bu yakın zamanda aslında bakıldığı zaman normalde eskiden hep şeydi, Beyoğlu bölgesi İstanbul için bir kültür sanat merkeziydi. Oranın yoğun bir şekilde dönüşümünden sonra aslında yavaş yavaş İKSV'nin çeşitli etkinliklerinde aslında şehrin bir sürü yerine yayıldığını da gözlemleme fırsatımız oldu. Ya da bu tasarım bienalinde mahalle ölçeğinde çalışmalar da yapıldı. Aslında bu zamanın ruhu mudur yoksa zorunluluktan kaynaklanan bir süreç midir? İkisi de. İkisi de. Çünkü bir gösterileriniz çeşitlendiği zaman bunlarla ilgili kentin şimdiye kadar kullanmadığınız yerlerini kullanma isteğiniz doğuyor. Yani yaratıcılık çünkü şöyle bir şey, siz bir festivali belki 5 defa izliyorsunuz, çok mutlusunuz ama onu yapanlar sürekli bir adım daha öteye nasıl götürebilirim diye düşünüyor bir. İkincisi, bahsettiğiniz iki bienalde aslında küratör adı altında üçüncü kişiler tarafından, üçüncü sanat dünyasının önemli kişileri tarafından planlanan, hazırlanan işler. Onlar da siz onları davet ettiğiniz zaman kenti tamamen başka bir gözle algılıyorlar. Kimi diyor ki Allah'ım ne kadar güzel bir yer, ben sadece Asya yakasını kullanacağım. Kimi diyor ki çok güzel ama her şey yürüyüş mesafesinde olsun, işte şu 6-7 mekanı kullanacağım. Kimi diyor ki şimdiye kadar adalar diye 4 tane 5 tane orada adanız var, kullanmamışsınız rezalet, orayı kullanacağım. Şimdi bu tabii çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir perspektif getiriyor ve siz de yaygınlaşıyorsunuz. Yoksa İstanbul o açıdan hem kolay bir kent hem de çok zor bir kent. Niye zor bir kent? Bir yerden bir yere zaten 1,5 saatte gidiyorsunuz. Evet. Bir konser izlediniz, 2 saat. Ya karnım çok acıktı, çıkınca bir sandviç yiyeyim dediniz, 1/2 saat. Eve döndünüz, tekrardan 1,5 saat. 7-8 saat bizim gibi 16 milyonluk metropolde yaşayan biri için, hani o
şey diyoruz ya, eğlence zamanı diyoruz, kültür sanata ayırmak biraz fazla geliyor ve bu nedenle de başka türlü bir tercih silsilesine doğru itiliyor insanlar. Ama bizim şiarımız mümkün olduğu kadar çok değişik ve kültür için açık olan, kendini açık hisseden mekanları kullanabilmek. Buna konsolosluk bahçelerinden tutun. İşte aklınıza gelen her türlü yani enteresan mekanlardan, zamanında Şan Tiyatrosu yandıktan sonra bir konser yapmıştık orada ki ben yani gördüğüm en güzel konserlerden bir tanesiydi, Anthony and the Jacksons konseri. Olağanüstü bir atmosferde gerçekleşmişti. Orada hani herhangi birini getirip de burası konser mekanı deseniz güler. Değildi çünkü. Mühim olan bazen de o atmosfere göre bu mekanları dönüştürebilmek ve o mekanlarla beraber müziği unutulmaz kılarak insan hafızasında yer etmesini sağlamak. Yoksa açık hava tiyatrosu gibi bir yerde 35 bininci konseri yaptığınız zaman o da çok iyi. Hiçbir şey demiyorum. Bizim için de çok önemli bir mekan. Onlar ayrı. Ama diğerinin heyecanı tabii biraz daha farklı oluyor. Evet, sürekli potansiyelin farkında olup yenilikçi olmak. Öyle gerekmiyor mu? Zaten 16 milyon insan yaşıyor. Zaten çok genç bir nüfus var. Zaten hani sürekli bir yaptığınızı tekrar ederek değil, bir yaptığınızın nasıl önüne geçerim diyerek düşünüyorsunuz. Sizinle beraber düşünen üçüncü kişiler de var. Yani o sanat dünyasının önemli ustaları buraya geldiği zaman onlara siz başka türlü olanaklar, mesela müzik festivalinde bu sene kapalı gününde, kapalı çarşının içinde bir konser var. Şimdi bu çok önemsiyorum ben bunu. Bir kapalıyken kapalı çarşıyı görmek kadar, konseri dinlemesem de merakımdan giderim gibi. Örnekleri arttırmayayım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Zamanımızın sonuna geldik. Evet. Ama yeni çalışmanız yayınlanınca... Evet, biz tekrar gelmek isteriz. Çok teşekkür ederiz bize bekleriz. Yer verdiğiniz için. Medyascope'a da biz de elimizden geldiği kadar izliyoruz. Medyascope'u destekliyoruz. Çok tebrik ederiz. Evet. Çok kolay gelsin size de. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Için. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konuk ve başka konularla yine karşınızda olacak şehir hepimizin olarak. Bu hafta boyunca bize ulaşmak isterseniz www.istanbulhepimizin.org ve sosyal medya hesaplarımız olan İst Hepimizin adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, görüşmek üzere.